Tam 420 gündür bir yolculuk içerisindeyiz. Bu süreçte birçok ülkede yaşama şansı yakaladık. Hepsinin kendine göre çok tatlı özellikleri vardı. Ama aralarından bir tanesi bizim aklımızdan hiçbir zaman çıkmadı. Gerçekten bu çok sevdiğimiz ülkeye geri dönmenin zamanı gelmişti. Sonuçta amaç bizi mutlu eden yerde bulunmaktı. Başkalarının izlediği rotayı izlemek değildi. Bu ülke yolculuğumuzun ilk ülkesi olan Sri Lanka. Hindistan'ın güneyinde bulunan ufak bir ada ülkesi. Adanın şekli gözyaşına benzediği için Hindistan'ın gözyaşı olarak da adlandırılıyor. Size Sri Lanka dediğimde aklınıza ilk ne geliyor olabilir mesela? Eski ismi Ceylon ya da burada çay üretmenin meşhur olması olabilir mi? Ben kendime Sri Lanka deyince arkadaşlar aklıma ilk gelen şeyler güler yüzlü insanları, inanılmaz lezzetli baharatları, çok ucuza surf denemesi ve herhangi bir vahşi hayvanın bir anda önünüze çıkması diyebilirim. Ama bu ülke bundan daha fazlası. Ülkeye geleli aslında yaklaşık 10 gün oldu arkadaşlar. İlk olarak size bu 10 gün içerisinde neler oldu onu anlatmak istiyorum. Çünkü bugün anlatacaklarım dünyanın neresinde olursanız olun bir eviniz ve arkadaşlarınızın olabileceğinin kanıtı olacak. Hazırsanız başlayalım. Şanslıyız ki bu bölümde geçen yıldan kalma hiç kullanmadığımız drone görüntülerini kullanabileceğiz. Süper haber bu. Önce yaşadığımız ada olan Langkawi'de bir aydır kullandığım sıfır motoruma veda etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Sonra hazırlanıp havalimanına geçtik ve yürüyerek uçağımıza gittik. Evet, yürüyerek çünkü havalimanı gerçekten çok küçük. Geçenlerde sese motordan geliyor demiştim. Motor değilmiş, api diye bir şeymiş arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız hemen iletti. Önce Malezya'nın başkenti olan Kuala Lumpur'a uçtuk. Orada 5 saat aktarma beklerken Asya'nın meşhur noodle'larından yedik. Uçuş saati geldi, gece yarısı Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya vardık. What did you say? I said déjà vu. But that time we were with a totally different feelings. Yeah. Right now we are fully grown digital nomads. İşlemler çok hızlı gerçekleşti arkadaşlar. Normalde online vize alıyorsunuz. 24 saat içinde veriyorlar. Geçen yıl aldığımızda 30 dolardı kişi başı. Bu yıl Ukrayna ile güzel bir anlaşma yapmışlar. Lene ücretsiz, bana 35 dolardı. Şimdi evimize gideceğiz. Çok geç oldu zaten. Uber'ı biliyorsunuzdur. Bir taksi uygulaması Uber çağıracağız şimdi. Ha, bu da adam. Aynı zamanda burada arkadaşlar daha önceki gezilerindeki puanını görebiliyorsunuz. 22 tane gezi yapmış. 5 puan yani güvenilir. O yüzden bu adamın taksisine rahat bir şekilde binebiliyoruz. Şimdi yeni kaldığımız eve vardık arkadaşlar. Burada kısa süreli konaklıydı. Sadece 2 gün. Ama şunu söyleyebilirim. Çok güzel büyük bir masası var. Evde masa görmenin beni çok mutlu ettiği doğrudur arkadaşlar. Daha sonra sabah erkenden kalkıp ev sahibimizle muhabbete başladık ve bizi iki konuda çok şaşırttı. Kendisi 89 yaşındaydı ve inanılmaz bir enerjisi vardı arkadaşlar. İkinci konu ise Lene ile meslektaş çıkması oldu. I'm an architect. My girlfriend is architect. Architect? Yes. Adam mimar olunca evinin dizaynı çok hoşuma gitti ve etrafı turladım. Burası evin girişi. Burası garaj. Burası yukarıdan bahçenin görünümü. Oturma odası. Burada Lena ile Hector muhabbet ediyor arkadaşlar. Şimdi Lena iletişim bilgilerini veriyor. Belki de buralardan bir yerden iş alabilir. Sabah bize evimize hoş geldin kahvaltısı ikram etti. Hector sağ olsun. İsmi Hector'du adamın. Orada 2 gün kalmaya karar verdik arkadaşlar. Amacımız başkentte vizemizi uzatmaktı. Şimdi vizemizi uzatmaya gidiyoruz. Tuk tuk. Sri Lanka'da çok meşhur arkadaşlar. Yani dışarı baktığınızda belki de çoğu zaman tek gördüğünüz araç tuk tuk oluyor. Çok kullanışlı. Hem yereli hem turisti herkes kullanıyor. Sokakta yürürken genelde size her zaman tuk 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 diyorlar falan. Bayağı komik. İstemediğiniz zaman bir zaman sonra sıkıcı olmaya başlıyor. Hatta rahatsız ediyor insanı. Ama şu ana kadar daha etmez bizi. Birkaç günü alır etmesi. Geçen yıl vizemi 2 ay uzatmak istediğimde bana 1 ay, Lene'ye 2 ay vermişlerdi. Bu sefer sıkıntısız bir şekilde ikimize de 2 ay vize alabildik. Daha sonrasında asıl yaşamak istediğimiz, geçen yıl 3 hafta yaşadığımız, şu anda da bulunduğumuz sahil kasabasına geçtik. Yaşamak istediğimiz şehri ya da kasabayı seçtikten sonra arkadaşlar bundan sonra yapmamız gereken en önemli şey bir ev bulmak. Genelde bunu da Airbnb üzerinden yapıyoruz. Kuşlar ve sincap ses çıkarıyor. Airbnb'de ev konaklaması bulabileceğiniz bir web site arkadaşlar, hatta bedava. Seyahat kredimiz mevcut onun içinde. Ama bu sefer Airbnb konusunda şansımız çok yaver gitmedi ve ev bulamadık. O yüzden 2 gün boyunca bir ev kiraladım burada. Motor kiralayıp 1 ay boyunca ev bakmaya karar verdim. Daha ev aramaya çıkmadan arkadaşlar şu gördüğünüz restoranda kahvaltı yapıyorduk. O sırada bir tane adam şuraya bir motor park etti ve bana gülümsedi. Buradan kahvaltı yaptığımız yere. Ben de ona gülümsedim ama içimde bir hissiyat böyle. Ya dedim bu adam çok sıcakkanlı birine benziyor. Hatta şu motoru da kiralıyordur gideyim bir sorayım. İşte tam o an buraya geldim, şuraya gördüğünüz yere. Motor kiralıyor musun diye sordum. Hem motor kiralıyordu, aynı zamanda kiraladıkları bir evi vardı arkadaşlar burada. Bu güler yüzlü adama dedim, ben bir aylık ev bakıyorum, fiyatları ne kadar? Günlüğü 16 dolar dedi.
Hesapladığında arkadaşlar bizim bütçemiz uymuyor. Bizim, çünkü biz aylık 300 ile 350 dolara denk gelecek evler tutuyoruz genelde. Ama Lena o an nasıl mutlu? Ev böyle çok inanılmaz bir konumda. 50 metre sahile, 10 metre en sevdiği restoranta, heyecanlı böyle. Kaybolmadan istediği her yere gidebilecek. Eminim birçoğunuz şu ana kadar Lena'nın bu kaybolma özelliğini biliyorsunuzdur. Haritalar konusunda kendisi açıkçası çok iyi değil. Sonrasında durdum, dedim ki şu anda bu evi tutmak doğru değil çünkü fiyatı yüksek. Biraz ev bakayım, daha sonra gelirim. Atladım motora, 3 saat boyunca arkadaşlar güneşin altında bayağı ev arayışına girdim. Daha önce Bali'de de bunu yapmıştım. Gerçekten zor oluyor ama hiçbir şekilde böyle güzel, hoşumuza giden, iyi bir masası olan, çok sıcak olmayacak bir ev bulamadık. Sonra dedim Lena burayı sevmişti, geri döneyim şu adamla bir muhabbet edeyim. Döner dönmez başladım pazarlığa arkadaşlar. Pazarlık yaparken aileyi artık o kadar çok sevmiştim ki evi iyice istemeye başladım. Çok tatlı insanlar burada, iki tane de ufak kızları var, Sanuki ve Raniki diye, isimleri de çok tatlı. Biraz konuştuktan sonra günlüğü 16 dolar yerine 10 dolara düşürdüler ve evi tutmaya karar verdik arkadaşlar. Şu anda burada yaşıyoruz, Lena da çok mutlu. Bana bağımlı olmadan kendi başına hem restoranta gidebiliyor, hem sahile gidebiliyor. Herhangi bir motora ya da araca da ihtiyaç duymuyoruz. O açıdan açıkçası çok güzel. Lena Litvanyalı bir aileyle muhabbet ediyor şu anda arkadaşlar. Onlar da virüsten dolayı ülkeleri sınırlarını kapatıyormuş. Ne yapmaları gerekiyor onu düşünüyorlar. Burada mı kalalım diyorlar, yoksa ülkeye hemen hızlıca biletimizi değiştirip gidelim mi? Çünkü 2 gün içerisinde ülkeyi kapatacaklarmış. Onun için kararını verme aşamasındalar şu anda. Ve odaya geldik. Şöyle arkamdan bakabilirsiniz. Sri Lanka'daki diğer evlerle karşılaştırdığınızda gerçekten bayağı güzel. Günlüğü 10 dolara denk geldi. Yani toplamda 300 dolar. Yani hesapladığınızda pahalı gibi gelebilir Türkiye şartlarına göre ama gezi esnasında bizim için çok harika arkadaşlar. Şurada da bir tane masamız var. Orada da işimizi gerçekleştiriyoruz. Bir de bizim odanın önünde böyle bir oturma alanımız var arkadaşlar. Şu anda pazar sabahı saat 7. Birazdan günlük rutinimi yapmaya gideceğim. Günlük rutinin ne derseniz surf yapmak arkadaşlar. Bu ülkeye geri dönmemizdeki en büyük faktörlerden biri benim için. Her gün sabah 5'te uyanıp önce bir yapılacaklar listemi oluşturuyorum. Daha sonra da günlük programımı, bir tane muz alıp çıplak ayak surf yapmaya gidiyorum. Hatta bugün siz de benimle geliyorsunuz. Zaten buradan 50 metre arkadaşlar. Hazırsanız gidelim. Şimdi evden çıktık arkadaşlar. Sahile yürüyoruz. Hemen siz de zaten bu şimdi anlatacağım hikayeyi dinlerken göreceksiniz ne kadar kısa olduğunu. O gün evi kiraladık. Evin temizlenmesini bekliyoruz. Geçiş gerçekleştireceğiz. O sırada motorumuz var. Sadece kısa süreliğine kiralamıştım. Ne yapalım ne yapalım? Geçen yıl kaldığımız Demit ve Nadika adında bizim bir arkadaşlarımız var. Daha önceki ev sahiplerimiz. Onları bir ziyaret edelim dedik. Motorla gittik evlerine, seslendik. Nadika, Demit nasıl mutlu oldular. Böyle sanki 40 yıllık arkadaşlarını görmüş gibiler arkadaşlar. Oturduk, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Durdu, Demit başladı söylenmeye. Engin, oda lazım mı oda? Engin, ev lazım mı ev lazım? Ya diyorum, ev tuttuk. Yok yok, olsun diyor. Kalın, bizde de kalın. Sonra... Tamam dedik, evin fiyatı ne kadar olur diye sormak istedim. O da durdu durdu. Böyle normalde kaldığımız böyle çok güzel bir villa arkadaşlar. Bir dakika, karşıya geçiyor şimdi. Sahil hemen önümüzde. Normalde günlüğü 16 dolar olan villayı arkadaşlar kahvaltı dahil 8 dolara siz gelin bizde kalın dedi, boş verin. Biz de dedik ki tamam, zaten burada 2 ayımız vardı. Bir ay burada konaklayacağız, bir ay da sizinle beraber konaklayacağız. Bize evlerini açtılar ya, öyle böyle sıcak kanlılardı ki size anlatamam. Şey diyor, burada gelin beraber her gün balık ızgara yaparız. Ata buraya başka misafir geldiğinde kapatırız diyor, önemli değil diyor. Gelin biz beraber takılalım, gerisi önemli değil. Biz geçen yıl arkadaşlar onların evindeyken drone'la çok güzel görüntüler çekmiştim ve onlara vermiştim. Kendi profillerinde bu görüntüleri paylaşmışlar ve aşırı derecede işe yaramış. Müşteri sayıları artmış tabii, o da çok mutlu olmuştu, bu durumu anlattı bana daha sonrasında. Şimdiden arkadaşlar 8 saat içerisinde 2 aylık evimizi ayarladık. Çok uygun fiyatlara, inanılmazdı. Bu arada sahile geldik. Artık surf yani rutinimizi yapmanın zamanı da geldi. Bu arada Lena da burada. Hi Lena. Hi. How are you? I'm good. You ready for surf? I think so. It's just not my time. Yeah. Usually I go in the evening.
actually first time I come. I don't know how it will be with the sun. Yeah, but you'll be good. You'll be good. Burası arkadaşlar benim her gün geldiğim surf mekanım. Şurada surf tahtalarımız, dinlenme yerleri. Bir kere surf tahtası kiraladınız mı? Zaten size burayı ücretsiz olarak kullandırıyorlar. Benim kullandığım board bu 7.4 diyorlar. Yani 7.4. Burada saati 250 Sri Lankan rupisine yaklaşık 1.3 dolara surf deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bakalım 9 günlük surfün ardından nasılım geçen yıla kıyasla. Şimdi surf kıyafetimi giyiyorum. Diğer türlü arkadaşlar her yerin yara oluyor. Göbeğim yara oldu. Kolumda yara var. Şurada da biraz yara var. O yüzden kıyafet önemli. Bence surf tahtasını almışken bir şey unuttuk arkadaşlar. Ben şimdi bitirdim arkadaşlar surf'ü. Lena aldı benden board'u. O yapıyor. Genelde Lena şu anda kırılan dalgaları yakalıyor. Yani zaten düşmüş dalgayı. Diğerine daha tam anlamıyla geçemedi. Biraz yavaş kalıyor. Ama güçlendikçe bayağı iyi olacak o da. How do you feel? What? I'm hungry. I have no power. I need to eat. I'm so weak but cool. Evet arkadaşlar, Lena yorulmuş. Burası gerçekten inanılmaz bir yer. Biz burayı çok sevmiştik geçen yılda. Şimdi de çok seviyoruz. O yüzden zaten burada 2 ay kalacağız. Aynı zamanda burada sörf yaparken çok güzel, çok tatlı insanlarla tanıştım. Onlar da dünyanın farklı bölgelerinden. Sahilde yürüyordum, şimdi arkadaşlarımı gördüm. I'm keen, hey man, how's it going, brother? Joseph, all right. From Hungary, Caroline, from Poland, Anna, from Sweden, am I right? Yeah. Yeah. How is your process going? Yeah, and it's pretty good. Oh, I suck. Yeah. You suck. Yeah, I suck. And I suck too. I'm pretty good actually, to be fair. Not good, why man? Günde arkadaşlar binlerce insan buraya gelip surf deniyor. Amatör olup profesyonel olup olmadığını fark etmiyor. Herkes surf yapmayı seviyor burada. Bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Sizde nasıl? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ki YouTube bizi kutsasın. Görüşmek üzere.